MİT yöneticileri geçen hafta pazar günü Abdullah Öcalan'la 4 saatlik bir görüşme yaptı hocam. Görüşmede örgüte silah bıraktırmanın konuşulduğu belirtildi ve Öcalan'ın ise örgütle doğrudan temas kurmam sağlanmalı, infaz koşullarım iyileştirilmeli, bu durumda silah bıraktırmaya paralel olarak PKK'nın ve Kürt halkının PKK'yı destekleyen kesiminin çözüme psikolojik ve siyasi olarak ikna olması kolaylaşır talebiyle masaya geldi söylendi. Kardeşim, PKK şu ana kadar aldığı neticeyi silahla aldı. Bundan sonra silahla almayı düşünecektir. Asla ve kesinlikle silah bırakmaz. Yani ölür yine bırakmazlar. Asla kabul etmez. Yani ölümü zaten kabul eden tipler onlar. Yani yaşamak isteyen tipler değil onlar. O yanlış anlaşılıyor. Hani diyorlar ya başka bir ülkeye gitmek. Evet. Yok kardeşim, adamlar iki seçenek için yaşıyorlar. Ölmek veya öldürmek. Üçüncü bir tercih kabul etmiyorlar. Ya öleceğiz ya öldüreceğiz diyorlar. Komünizmin, komünist felsefenin, Stalinist kafanın, Leninist kafanın mantığı budur. MİT de tabii bütün candanlığıyla, samimiyetiyle olayın iyi bitmesini istiyor. Ama asla ve kesinlikle ve sureti katiyede silah bırakmaz. Ya adamlar söylüyor zaten, şu ana kadar bir silahla bu seviyeye geldik diyor. Bundan sonra da silahla devam edeceğiz diyor. Abdullah Öcalan'ın istediği bu. Orada da bir federasyon oluşturun. Federal devlet olsun. Ben cumhurbaşkanı olayım, devlet başkanı olayım oranın. Beni de bırakın diyor. O zaman olur diyor. Yani terör olmaz diyor. PKK şimdi stratejik yönden bir beklemeye geçti. Acele etmiyor. Yani zemin ve sahra çalışması yapıyor. Taraftar topluyorlar, adam topluyoruz. Silah kalitesini artırıyorlar şu an. Tahrip gücü yüksek yeni silahlar getirttiriyorlar. İstihbarat güçlerini artırıyorlar. Askeri tesisler nerede? Polis lojmanları nerede? Nereden nasıl saldırı yapabilirler? Stratejik bir sarma hareketi ve istihbarat faaliyeti içerisinde. Abdullah Öcalan da şu an legalleşmek peşinde. Şu an palazlanma faaliyeti içerisinde PKK. Halk içerisinde propagandasını sıklaştırdı. Daha güçlü bir propaganda yapıyor. Geçenlerde yoğun bir atağa geçmişti. Peş peşe karakolları bastılar. Evet. Ve çok fazla polis ve asker şehit ettiler. Bunun sonucunda Güneydoğu'da muazzam bir teyakkuz ve muazzam bir alarm hali meydana geldi. Bu alarm ve teyakkuzdan dolayı devlet muazzam harcama yapıyor şu an. Her yer izleniyor, her yer gözleniyor. Herkes tetikte. Evet. Ama onlar da hiçbir şey yapmıyor. Şu an PKK geziniyor. Yani o gerilimi, o heyecanı, o teyakkuzu verdikten sonra PKK, işte komünist gerilla tekniğinin bir avantajı bu onlar açısından. Şu an onlar sırıtarak geziyorlar. Hiçbir şey yapmıyor. Ama muazzam bir teyakkuz her yerde devam ediyor. Teyakkuzun düştüğünü gördüm mesela, çünkü devam devlet teyakkuz halinde durmaz. Bir süre sonra teyakkuz kalkıyor. Teyakkuz hali kalktığında aniden vurmaya başlıyor gene. Peş peşe seri mesela bir buçuk ay vuruyor. Yeniden devlet teyakkuza geçiyor. Ordu, polis teyakkuza geçiyor. Onlar yeniden çekilip yeniden beklemeye başlıyorlar. O arada da palazlanmaya, silahlı eğitime, siyasi eğitime ağırlık veriyorlar. Hangi komünist hareket öyle yabancı ülkeye gidin, işte çorbanızı için, size sosyal tesisler kuralım, vazgeçin. Öyle bir şey olmaz. Dünyanın her tarafında komünist gerilla hareketleri devam ediyor. Onun için belanın büyüklüğünü görmek çok önemli. Belanın asıl kaynağı da Darwinizm ve materyalizm. Onu Türkiye'de geniş çapta ezdik. Ama devlet şu an, devletin kitaplarında Darwinizm ve materyalizm resmi olarak anlatılmaya devam ediyor. Ta ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar. Bütün kurum ve kuruluşlarda Darwinizm anlatılıyor. Devlet tarafından resmi olarak anlatılıyor. Biz buna karşı yaptığımız işte ilmi mücadele, yani amatörce bir mücadeleye Allah'a çok şükür
büyük çaplı durdurduk. Yani %70-80 netice aldık elhamdülillah. Ama bakın sırf Türkiye'de böyle büyük bir netice alamadık. Bir de Amerika'da netice alabildik. Evet. Diğer ülkelere gücümüz belirli bizim. Yani biz milyonlarca kitap dağıtacak konumumuz yok. Ama buna rağmen Fransa'da çok büyük netice aldık. Maşallah. Fransa'da allak bullak oldular. Ve Avrupa ülkelerinde, Almanya'da her yerde büyük netice aldık. Olayı kökünden halletmek çok önemli. Yani bataklık Darwinizm. Darwinizmi bilimsel olarak çürütmedikten sonra Marksist-Leninist tırmanış devam eder. Onu söyleyeyim.